Kalsit bir mineral adı olup karbonatlı kayaçları oluşturan bu mineralin kimyasal yapısı. Çeşitli şekillerde kristal halde bulunan romboeder, skalenoder şeklinde kristallenir, camsı parlaklıkta, renksiz saydam yapıdadır. Kolay öğütülür ve beyaz renkli bir toz elde edilir. Sertliği Mohse skalaya göre 3, yoğunluğu ise 2, 6, 2, 7 civarındadır. Ülkemizde kalsit adı ile üretilen mineral karbonatlı kayaçların kireç taşları, mermer, tebeşir ana mineralidir. Bu formasyonlar birinci kireç taşları metamorfizma geçirmemiş, birincil kayaçlardan beyaz renkli olanları Fransa, Mısır gibi ülkelerde öğütülerek değerlendirilir. İkinci mermerler, kireç taşlarının metamorfizmayla yeniden kristalleşmesiyle oluşur, ülkemizde mermer olarak yapı sektöründe ve beyaz renkli ve iri kristalli olanları bu rapora konu olan mikronize dolgu sanayinde kullanılır. Üçüncü kristal kalsitler, kireç taşı formasyonu arasında çatlak dolgularında saf saydam kristaller şeklinde oluşur, genellikle ticari olarak üretim yapılamamaktadır. Dördüncü tebeşir, organik fosiller olup İngiltere'de, Avrupa'nın bazı yörelerinde bulunur. Beyazlık derecesi 87-88 civarında olup öğütülmesi kolaydır. Fakat ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Dünyada ticari olarak üretilen kalsit, kalsiyum karbonat, oluşumları beyaz renkli, saf kireç taşları iri kristalli mermerler, Türkiye'de üretilen beyaz tebeşir oluşumları olmaktadır. Bunların içerisinde beyazlığı en yüksek olanlar iri kristalli mermerler olmaktadır. Fakat diğerlerine göre öğütmede kullanılan enerji daha fazladır. Dünyada belli başlı ülkelerde öğütülerek değerlendirilen kalsiyum karbonat oluşumları Amerika Birleşik Devletleri de Georgia ve Great Lake bölgesinde mermerler ve kireç taşları öğütülmekte ve daha çok PCC üretimi yapılmaktadır. İngiltere'de mermer oluşumları yoktur. Güney bölgesindeki tebeşir yatakları ve başlıca Norveç'ten tedarik edilen mermerler öğütülüp değerlendirilmektedir. Almanya'da beyaz renkli kireç taşları öğütülmektedir. Fransa'da tebeşir ve beyaz kireç taşları öğütülmektedir. İspanya'da beyaz mermerler öğütülmektedir. Yunanistan'da az miktarda beyaz mermer kırıkları ve kriptokristalin yapıda oluşan kalsiyum karbonat yatakları değerlendirilmektedir. Macaristan'da yüksek beyazlıkta 92 ve üstü mermer yoktur. Dolomit öğütülmektedir. Romanya'da beyaz mermer oluşumu bulunmakla birlikte halen sadece inşaat amacıyla çalışmaktadır. Avusturya'da yeraltı, yerüstü işletmesi birlikte çalışmakta cevher zenginleştirme yöntemleriyle beyazlığı artırılan mermerler öğütülmektedir. Mısır'da iki kuruluş birincil beyaz renkli kireç taşlarını öğütmektedir. Üretim ve öğütme maliyeti çok düşük yataklardır. Uzak Doğu'da Tayvan, Endonezya'da mermer ve amorf kalsiyum karbonat yatakları değerlendirilmektedir. İtalya'da Carrara bölgesinde mermer ocaklarının atıkları değerlendirilmektedir. Türkiye'deki kalsit, kalsiyum karbonat oluşumları. Marmara bölgesi, Çanakkale Karabiga bölgesi, Türkiye'de mevcut en iri kristalli kalsit oluşumlarından biridir. Granit kontağında oluşan kalsit yatakları yüksek beyazlıktadır ve öğütülmesi kolaydır. Fakat Ege bölgesi ve Niğde'de bulunan oluşumlara göre beyazlığı daha düşüktür. Bayramiç, Biga, Ezine'de mermer yatakları bulunmaktadır. Balıkesir, Erdek ve Manyas'ta çok zengin iri kristalli mermer yatakları ve ocakları bulunmaktadır. Trakya'da Yıldız Dağları, Bursa Orhaneli'nde mermer ve dolomitik mermer yatakları bulunmaktadır. Bursa, Orhan Gazi, Keles, İnegöl zengin mermer yataklarına sahiptir, fakat üretim çok küçük çapta yapılmaktadır. İzmir, Tire, Gölmarmara, Akhisar, Torbalı mermer yatakları bulunmaktadır. Beyazlık derecesi daha önce belirtilenlerden daha düşüktür. Muğla Yatağan ve Kavaklıdere bölgesi kristal yapısı daha küçük, fakat kimyasal yapısı daha saf ve öğütülebilirliği kolay beyaz ve çok zengin mermer yataklarına sahiptir ve beyazlığı çok yüksektir.
Niğde bölgesinde son 10 yıl içerisinde çok hızlı üretim artışı yapan kalsit ocakları bulunmaktadır ve çok zengin rezerve sahiptir Türkiye'deki en beyaz oluşumlardır. Yukarıda belirtilen bölgeler rezervi 10 milyonlarca tonla ifade edilebilir çok zengin rezerve sahip bölgelerdir. Bunların dışında henüz üretim ve rezerv tespiti yapılmayan Anadolu'nun hemen her bölgesinde kalsit oluşumuna rastlamak mümkündür. Bilinen rezervlerin toplamı 100 milyonlarca ton ile ifade edilebilir. Dikkati çeken en önemli noktalar, Türkiye'deki rezervlerde kako 3 yüzdesi yüksektir. Silis ve demir safsızlıkları çok düşük orandadır. Öğütüldükten sonraki beyazlık derecesi çok yüksektir. Cevherde beyazlık derecesinin yüksekliği boyada ve plastikte titanyum dioksit ve kağıtta optik beyazlatıcı tasarrufu sağladığı için daima tercih edilmektedir. Mikronize öğütülmüş kalsitin tüketim alanları, mikronize boyutlarda kuru veya yaş sistemde öğütülmüş kalsitler, kağıt sektörü, boya sektörü, plastik ve kablo sektörü, inşaat sektöründe sıva, macun, derz dolgusu üretimi, Türkiye'de henüz gelişmemiştir. Yapıştırıcılar gıda sektörü, Türkiye'de henüz gelişmemiştir. Seramik sektörü, 60-100 mikron boyutu, hali tabanı, yer muşambası sektörü, kağıt sektörü. Mikronize kalsit özellikle yazı tabu kağıtları, duvar kağıtları ve kartonların üretiminde selüloza 15-30 arasında katılarak kullanılmaktadır. Yüksek beyazlıkta olması, ucuzluğu ve kağıda kazandırdığı diğer teknik özelliklerden dolayı son 10 yıl içerisinde Avrupa'dan başlayıp tüm dünyada kaolinin yerini alarak kağıt sektörüne girmiştir. Kaolinin dolguda kullanıldığı asit sistemiyle üretim yapan kağıt sektörü son 10-15 yıl içerisinde artan bir ivmeyle nötr tutkallama veya alkali sistem diye tanımlanan yönteme dönmüştür. Üretilen kağıtlarda böylece zaman içerisinde sararma önlenmiş ve kaoline göre daha fazla kalsit dolgusu girme imkanı olmuştur. Bu da daha az selüloz tüketimi, daha az optik beyazlatıcı kullanımı demektir. Böylece kalsit çevreye ciddi katkılarda bulunmuştur. Dünyada 18-20 milyon ton olan kağıt sektörü dolgusunun yaklaşık yarısında öğütülmüş kalsit ve PCC, çöktürülmüş kalsit, kullanılmaktadır. Bunun önemli kısmı dolgu, 25-30 kadarı da kuşe kalsittir. Kaplama, Avrupa'da genellikle %60'ı 2 mikron altında sulu öğütülmüş kalsit, %75 su, %25 katı halde kağıt sektöründe dolgu amaçlı kullanılır. Yine 88-90, 2 mikron altı sulu öğütülmüş kuşe kalsiti kaplama için kullanılmaktadır. Türkiye'de ise dolgu kalsitin tane dağılımına SEKA ve bazı özel kuruluşlar dikkat etmekte fakat 2 mikron altı, 42, 44 ve kuru öğütülmüş kalsit dolguda kullanılmaktadır. Hatta bazı kağıt üreticileri 2 mikron altı, 36, 38 civarında kalsitler bile kullanılmaktadır. Türkiye'de kağıt sektörü tahmini tüketimi 50 bin ton olmaktadır. Boya sektörü 1, 3, 5, 20, 40 mikron boyutlarında kuru öğütülmüş kalsit kullanan boya sektörü en fazla 5 mikron kalsit kullanmaktadır. İnşaat boyalarında iç ve dış kaplamada su bazlı boya sisteminde 25-35 oranında kalsit boya içerisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde boya sektöründe toplam olarak 80 bin ton yıl çeşitli boyutta kalsit kullanıldığı tahmin edilmektedir. Dünyada boya sektöründe yaklaşık 8 milyon ton kalsit kullanıldığı tahmin edilmektedir. Dünyada ektender olarak kullanılan kalsit yüzeyi kaplamayı sağlar ve titanyum dioksidin tüketimini azaltır. Plastik sektörü. Kalsit plastik mobilya, boru, otomotiv ve birçok plastikten mamul ürün üretiminde gerek doğal öğütülmüş gerekse kaplanmış halde kullanılmaktadır. Kaplama çoğunlukla stearik asitle bazen de kalsiyum steratla yapılmaktadır. Polipropilen, PP, polyamid, PA, termoplastik, TPS ve PVC reçineleri esas itibariyle kalsitin dolgu olarak kullanıldığı plastiklerdir.
Plastik sektöründe başta kalsit olmak üzere benzeri dolgu maddelerinin kullanımı her yıl giderek artmıştır. Rengi, kimyasal safsızlığı, ucuzluğu ve birçok nedenle dolgu olarak kalsit kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da 3 milyon tonun üzerinde plastik sektöründe kalsit dolgusu kullanılmaktadır. İnşaat sektörü sıva, macun, yer dolgusu üretimi Türkiye'de yeni gelişmekte olan hazır sıva, macun VB olanlarda beyaz dolgu kullanılması, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'de çok yaygındır. İnşaat sektöründe beyaz renkli, çimento esaslı sıva ve macunlar toz polimerlerle karıştırılıp duvara tatbik edildiğinde kaba sıva, ince sıva, macun ve hatta boya işlemi bir kalemde çözülmektedir. Yakın gelecekte çeşitli boyutlarda öğütülmüş kalsit alçı, çimento, toz polimer bağlayıcılarla karıştırılıp inşaat alanında yoğun olarak kullanılmaya başlayacaktır. Bu sektör tonaj olarak en büyük oranda kalsit tüketimi alanı oluşturacak bir sektördür. Yapıştırıcılar polimerlerle karıştırılan kalsit dolgusu inşaat ve otomotiv sektöründe yoğun olarak kullanılacaktır. Bu alanda gelişecek tüketim alanlarından biridir. Gıda ve yem sektörü mikronize kalsit bisküvi, ekmek, çiklet ve B gıda maddelerinde katkı olarak kullanılmaktadır. Kimyasal saflığı, rengi nedeniyle maliyeti düşürücü dolaylı kalsiyum kaynağı olarak kullanılmaktadır. Seramik sektörü kalsit, seramik sektöründe düşük oranlarda olsa da 40-100 mikron boyutlarında öğütüldükten sonra reçetelere katılmaktadır. Hali tabanı ve muşamba plastik sektörü içerisinde anılabilmesine rağmen 40-60 mikron boyutlarında kullanıldığı için ayrıca belirtilmiştir. Giderek artan oranlarda kullanılmaktadır.